Merhabalar, bugün sizlere, René Descartes, hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Fransız filozof, matematikçi ve yazar, René Descartes 31 Mart 1596'da doğdu. Descartes 1619'da analitik geometriyi formüle etmişti ve matematiksel metodu felsefeye uygulama fikrini bulmuştu. 1623'te tüm mal varlığını satarak La Haye'ye gitti ve hayatının sonuna kadar bu gelirle geçindi. 1628'de Hollanda'ya döndü ve 1649'a kadar burada yaşadı. 1633'te Galileo Roma Katolik Kilisesi tarafından suçlanmış, mahkum edilmişti. Descartes 4 yıldır üzerinde çalıştığı Treatise on the World'ün basım planlarını erteledi ve bu çalışmanın bir kısmını 1637'de 3 makale halinde yayınladı. Meteorlar, Dioptrikler ve Geometri ve Metot üzerine konuşma. 1641'de metafizikle ilgili Latince bir çalışma yayınladı, İlk Felsefe Üzerine Düşünceler, bunu 1644'te yayınladığı, İlk Felsefe Üzerine Düşünceler ve Metot Üzerine Konuşmanın bir tür sentezi olan felsefenin ilkeleri takip etti, 1649'da, Prenses Elizabeth'e ithaf ettiği Ruhun Tutkularını yayınladı, René Descartes 11 Şubat 1650'de İsveç'in Stockholm kentinde öldü, Papa 1663'te Descartes'ın çalışmalarını yasaklı kitaplar içeriğine kattı, modern filozofun babası unvanını almıştır ve kendisini takip eden Batı felsefesi çoğunlukla onun günümüzde hala çalışılan yazılarına cevap niteliğindedir, özellikle ilk felsefe üzerine düşünceler, hala çoğu üniversitenin felsefe bölümünde standart bir kaynak olarak kabul edilir. Descartes'ın matematiğe katkısı da aynı derecede belirgindir, sağlayan Kartezyen koordinat sistemi, ismini Descartes'tan alır, cebir ve geometri arasında bir köprü olan, sonsuz küçükler hesabı ve analizi için elzem olan, analitik geometrinin de temellerini Descartes atmıştır, yine kendi ismini taşıyan Kartezyen dualizm, zihin ve bedenin kök itibarıyla ayrı olduğu felsefi düşüncesidir, bir deha örneği olarak tanımlanan Descartes aynı zamanda bilimsel devrimdeki anahtar kişilerden biridir, kendisinden önceki filozofların otoritesini ve kendi algılarının kesinliğini kabul etmeyi reddetmiştir, Descartes felsefesinde, ekollerden iki temel noktada farklılık gösterir, korporel maddenin durum ve şekil olarak ayrıldığı ve doğal fenomenlerde doğal veya ilahi herhangi bir uç nokta olduğu kanılarına karşı çıkar. Teolojisinde, Tanrı'nın yaratma eylemindeki mutlak özgürlüğü üzerinde durur, Descartes 17. yüzyıl kıtasal rasyonalizminin temellerini atmıştır, Descartes in metot üzerine konuşmasında, herhangi birinin şüphe olmadan, gerçek olarak bildiği temel prensiplere varmaya çalışır, Descartes belki de en çok metot üzerine konuşmasının 4. ve felsefenin ilkelerinin 1. bölümlerinde geçen, düşünüyorum öyleyse varım, şeklindeki felsefi cümlesiyle tanınır, Descartes genellikle doğa bilimlerini geliştirmek için aklın kullanılması gerektiğini vurgulayan ilk düşünce insanı olarak tanınır, Descartes adına 18. yüzyılda dikilen bir anıt hala İsveç Kilisesi'nde durmaktadır, siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.